Değerli arkadaşlar merhaba. Bolu'da deprem oldu. Geçmiş olsun diyeyim öncelikle. Daha önceki videolarımızda da ifade etmiştik. Maraş depreminden sonra Türkiye'de birçok fay hattı ortaya çıktı. Tetiklendi desek daha doğru olacak. Türkiye'de bilinmeyen fay hatları dahi ortaya çıktı. Bu süreçte şimdi bizim bilmediğimiz, duymadığımız yeni faylar nerede? Bu hatlar nerede? Bunlarla ilgili çalışmalar yapılırken tabii Türkiye genelinde de depremlerin sayısında çok ciddi bir artış söz konusu. İşte bugün gerçekleşen deprem Bolu'da, Eskişehir, Ankara, Zonguldak, İstanbul, Kütahya, Bursa dahil her yerde hissedildi. İstanbul'da da hissedildi. Ve depremin değerli dostlar yerin 8 kilometre altında, 8.13 kilometre derinlikte olduğu ifade ediliyor. Büyüklüğü 4.7, 4.8 olarak, kimi yerlerde 4.7, kimi yerlerde 4.8 olarak ifade ediliyor. Geçmiş olsun, hep böyle olsun, küçük küçük büyüklerinden Allah bizleri korusun. Lakin bizlerin de tabii büyüklerine hazırlıklı olmamıza fayda var. Değerli dostlar, ben bu depremle ilgili araştırma yaparken bugün Milliyet Gazetesi'ne bir haber düştü. Milliyet Gazetesi'ndeki haberin başlığı ilginç, ara başlıklarından bir tanesi. Bilinmeyen faylar kendini yeni belli ediyor. Bakın, bilinmeyen faylar kendini yeni belli ediyor başlığı atılmış. Konuşan isimse Profesör Doktor Osman Bektaş. Büyük depremler fay kollarının şekillenmesinde nasıl rol alıyor diye sorulmuş. O da şu cevabı vermiş. Maraş, Elbistan deprem çifti oluştuktan sonra depremin ikinci safhası artçı depremlerle yer altında halen devam ediyor. Deprem sonrası deprem enerjisi yerin derinliklerine indi. Zamanla deprem merkezinden kilometrelerce uzağa göç eden dezenformasyon üstteki deformasyon üstteki kırılgan kabuktaki büyük küçük fayları tetikliyor. Bu nedenle bilinmeyen veya daha önce haritalanmış faylar da kendilerini belli ediyor. Bakın buradan sonrası çok enteresan. İlginç bir cümle kullanıyor Osman Bektaş. Denizlerimizdeki petrol aramaları sahillerimizi tehdit eden bilinmeyen fayların ortaya çıkmasına neden oldu. Örneğin Rize, Trabzon fayları yüzeyde kırık izi vermeyen, derinden tabakaları kırarak yüzeye doğru ilerleyen faylardır diyor. Bakın şuranın altını bir kez daha çizmek istiyorum. Denizlerimizdeki petrol aramaları sahillerimizi tehdit eden bilinmeyen fayların ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi çok değişmeyeceğim. Çünkü çok değiştiğimiz zaman ortaya bir komplo teorisi çıkıyor. Ama komplo teorisinin ötesine geçen bazı detaylar var. Önceki videolarımızda da sizinle bu detayları paylaştık. Özellikle Maraş özelinde. Maraş'taki petrol kuyularında yapılan çalışmalarla ilgili çokça açıklama oldu, çokça iddia var. Bu konudaki iddiaları da masaya yatırdık. Kim neler söylüyor ve bu iddiaların neticesi ne olur? Depremleri tetikleme noktasında, özellikle fay hatları üzerindeki depremlerin tetiklenmesi noktasında nasıl etkileri olur? Bunları çok detaylı konuştuk. Ancak burada önemli olan, bu videoda çok detaya girmeyeceğim. Profesör Doktor Osman Bektaş'ın buraya dikkat çekmesi bence önemli değerli dostlar. Ve bir kez daha ifade edeyim, biz bilinmeyen fay hatlarıyla yüzleşiyoruz. Burada hiç deprem olmadığı ya da bundan sonra olmayacak diyebileceğimiz bir yer kalmadı. Türkiye'nin her bir ili deprem sathında. Şimdi Ankara'da fay hattı yok deniyor mesela. Ama Ankara'ya yakın bölgelerden geçen fay hatları var. Ve gördük ki bu fay hatları ister istemez Ankara'yı da sallıyor. Türkiye'nin en güvenli yerlerini, hiç deprem görmemiş olan Karaman'ı bile sallayabiliyor. Büyük depremler, işte Maraş'ta olan bir büyük deprem Ankara'ya kadar, İstanbul'a kadar bütün bir Türkiye'yi sallayabiliyor. Evet, şiddetli olmuyor. Ama yine de bize şunu gösteriyor, Türkiye sathında meydana gelen büyük bir deprem ya da sınıra yakın başka bir ülkede meydana gelebilecek büyük bir depremin neticesi ülkemizde yıkım olabilir. Bu noktada hepimizin tedbirli davranmasında fayda var. İşte bu vakitten sonra geçmişten almadığımız dersi bugün yaşadıklarımızdan alıp hayata geçirmemiz ve uygulamamız gerekiyor. Yapmamız gerekenler çok basit, çok basit. Evet, birileri hesap vermeyecek. İstifa edenler de olmayacak. Bu ülkede öyle şeyler olmuyor. Biliyorsunuz Şanlıurfa'da sel oldu. Yani kanalizasyon yetersizliği ortada. Tamam, yağmur çok yağdı ama geçen sene CHP'li milletvekillerinden bir tanesi çıkmış demiş, sel olmuş yine geçen sene aynı vakitlerde. Ya burası bakın biraz daha fazla yağarsa Şanlıurfa'ya dert olur demiş adam, söylemiş.
bir an önce bu kanalizasyonların yenilenmesi lazım denmiş ama Şanlıurfa Belediyesi Japonya'dan aldığı krediyle gitmiş Afganistan'a yardımda bulunmuş. Bize derler ki eve lazım olan camiye haramdır. Tamam yardım yapalım da Konya sana mı düştü? Şanlıurfa sana mı düştü? Devlet var. Devlet zaten gereken yardımı yapıyor. Sen kanalizasyonunu yapsaydın ya bugün bu vatandaşlarımız ölmezdi. O köprü altında bu kadar balçık su birikmezdi. Yani anlayacağınız meselenin özü arkadaşlar, Allah bizleri lanetlemiyor ya da Allah bizlere düşman değil. Allah hepimizi seviyor. Ama Allah bizden bir şey istiyor. Ona iman edelim ve akledelim. Akletmiyoruz. Akletmiyoruz. Yani biliyoruz depremlerde yıkılacak binalar yapıyoruz. Kendimiz güvenmiyoruz. Ama yıkılınca da diyoruz ki işte efendim şu arttı, zina arttı, işte şu arttı, bu arttı, yalan, hilekar, işte bir sürü bahane uyduruyoruz. Hayır efendim, yani bunların hepsine baktığınız zaman dünyanın başka noktalarında çok daha berbat halde olduklarını göreceksiniz. Oralara afetin daha büyüğünün gelmesi lazım. Gelmiyor. Arkadaşlar bakın altını çiziyorum. Küçük çocukları pazarlayan ülkeler var dünyada. Ticaret haline gelmiş. Oralara afet gitmiyor. Gitmiyor arkadaşlar. Yani Adıyaman'daki Müslüman dinden insanlara mı afet geliyor? Allah bu insanları mı lanetliyor? Yok böyle bir şey. Bu kafadan çıkmamız gerekiyor. Hep söyledim ve bunu söylemeye de devam edeceğim. Bu zihniyetten çıkmamız gerekiyor. Allah bizi seviyor. Ama Allah bizden iki şey istiyor. Ona iman etmemizi ve akletmemizi. Akletmiyoruz. İman ediyoruz da akletmiyoruz. İşte imanımız güdük kalıyor. Mesele burada. Sıkıntı burada. Değerli dostlar. Şimdi velhasılı kelam, az sonra bu sohbetin, bu konuşmanın peşine benim Naci Görür'ün açıklamalarıyla ilgili çektiğim bir video vardı. Onu ayrıca yayınlayacaktım ama bu videoyu iliştireyim. O videoyu da izleyin. Naci Görür çok önemli tespitler yapıyor. İstanbul özelinde özellikle. Türkiye geneli ve İstanbul özelinde çok önemli tespitler yapıyor arkadaşlar. Son zamanlarda bana sorarsanız açıklamalarıyla Türkiye'nin üzerinde durması gereken iki isim. Birisi Kadir Sütçü, diğeri de Naci Görür arkadaşlar. Bu iki ismin yapmış olduğu açıklamalar değerli, kıymetli. Hepsi değerli, hepsi kıymetli ama son zamanlarda öne çıkması hasebiyle bu iki ismin açıklamaları dikkate değer diye düşünüyorum. Türkiye beşik gibi sallanıyor. Bakın dikkat edin. Anadolu'da sürekli depremler oluyor. Kadir Sütçü ile yaptığımız yayınları izleyin. Bir iki video öncesinde yayınlarımız var. İzleyin bakın, kendisi de diyor ki bu depremler Anadolu'da olmaya devam edecek ama şimdilik Anadolu'da büyük bir deprem beklemiyorum. Bu depremler enerji boşaltımı sağladığı için olmayacak. Ama ve lakin yaptığı uyarılar var. Bingöl ile ilgili mesela. Büyük deprem bekliyorum diyor. Arkadaşlar Marmara için uyarıyor. Büyük deprem bekliyorum diyor. Akdeniz'de keza büyük deprem bekliyorum diyor. Uyarıları var. Şimdi hal böyleyken deprem uzmanları, bunlardan bir tanesi ki en çok konuşulan ve öngörüleriyle son zamanlarda dikkat çeken bir isim yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür. O da diyor ki bakın, konuşmasını birebir aktarıyorum size. Marmara Denizi'nde deprem çok sık oluyor. Özellikle Orta Marmara Çukurluğu'ndan, yani Silivri açıklarından itibaren batıya doğru Tekirdağ'da, o arada denizde çok sık depremler oluyor. Bu depremler çoğunlukla üçlü ve dörtlü olur. Bu depremlerin önemli bir kısmı da tektonik depremler değildir. Daha ziyade denizin dibinden çıkan doğal gaz çıkışlarına bağlıdır. Dolayısıyla doğal gaz çıkışları ve o yöredeki hareketlilik böyle depremler oluşturabilir. Bu 4.1 büyüklüğündeki depreme herhangi bir önem vermek doğru değil. Çok sık olabilir. İstanbul'da ilçe bazında sağlamlıktan söz ediyorsak Avrupa yakasında olan yerler göreceli olarak depremde daha zafiyeti olan yerlerdir. Sebebi de Avrupa yakasındaki jeolojik formasyonlar ve özellikler. Asya yakasındaki ilçeler Avrupa yakasındaki ilçelere göre jeolojik formasyonlar itibarıyla göreceli olarak depremde daha iyi durumda olabilecek yerler. Avrupa yakası deprem yönünden Asya yakasına göre daha sorunludur. Çünkü oradaki jeolojik formasyonlar daha gençtir. Zemin özellikleri bakımından daha zayıftır. Asya yakasının zemini jeolojik olarak oradaki formasyonlar itibarıyla daha sağlamdır. Marmara Denizi'nde beklenen deprem
7.2 ile 7.6 arasında değişecektir. Bütün bu senaryolar ve hazırlıklar 7.5 büyüklüğünde deprem için yapılıyor. Marmara'da deprem üretecek olan 2 tane aktif fay kolu var. Bunlardan biri Adalar kolu, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda. Bu tamamen kırıldığı zaman altılar mertebesinde deprem üretir. Bir diğeri ise Kumburgaz fay koludur. Yeşilköy açıklarında Silivri açıklarına kadar uzanır. Bu da 65 kilometre uzunluğunda. Kırıldığı zaman minimum 7.2 üretir. İkisi birden kırılırsa 7.5 ya da 7.6'yı bulabilir. Marmara'nın batısında Tekirdağ fayı muhtemelen 1912 Şarköy depreminde kırıldığı için orada büyük bir depremin üretileceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla Marmara'da depremin 7.2 ile 7.6 arasında değişeceğini düşünüyoruz. Türkiye'de Doğu Anadolu bölgesinde 2 tane büyük deprem oldu. 7.8 ve 7.6. Bunlar bayağı büyük depremler. Ülkemizin Anadolu levhası bu iki deprem nedeniyle aşağı yukarı 7.5 metre güneye doğru savruldu. Levhanın bu hareketine bağlı olarak o levhanın içerisindeki fay sistemleri, en azından Doğu Anadolu bölgesindeki fay sistemleri, bu Anadolu levhasının ani hareketinden etkilenip bunların stres alanında değişiklikler meydana geldiği, kimi faylarda stresin arttığı, kimisinin azaldığını varsayabiliriz. Bu iki büyük deprem nedeniyle bu bölgelerde fayların bir anlamda harekete geçtiğini ve zaman zaman depremler üreteceğini, bunun da normal olduğunu söyledik. Mesela Malatya, Sivas, Kayseri, Bingöl, Adana yöresinde ve hatta Kıbrıs'ta iki büyük depremin sonucunda hareketlenmelerinin olabileceğini, normal karşılanması gerektiğini söyledik. Kayseri ve Sivas'ta depremler olursa bizim için şaşırtıcı olmaz dedik. O bölgelerde faylarda iki depremin nedeniyle bir hareketlenme olabilir. Sadece deprem değil, iklim değişikliği de bizi vuracak. Görüyorsunuz, yağış düşüyor, fırtınalar çıkıyor, sel baskınları, kaya düşmeleri, heyelanlar oluyor. Dünya ısınıyor, deniz seviyesi yükseliyor. Dünya deniz seviyesinin ısınması bizim kıyılarımızı da, dünyada deniz seviyesinin ısınması bizim kıyılarımızı da ısıtacak ve deniz basacak demektir. Bunlar bugün yarın olmaz ama bir devlet uzun süreli de olsa bunları düşünüp önlem alması gerekir. Dolayısıyla bir afet bakanlığını Türkiye hak ediyor. Doğru olan budur. Kıymetli dostlar, bakın geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki, 20 yıldaki hızımızla bu kentsel dönüşüm devam ederse bu iş 100 yıl sürer dedi. Ama 100 yıl sonra bugün yaptıklarımız eskiyecek. Şimdi bu açıklamadan kırpıp farklı anlamlar çıkarıp işte hani biz 100 yıldan önce bu işi yapamayız falan dedi tarzında bir yoruma çekilecek hale dönüştürülmüş. Bir kere bu sosyal medyada hakikaten hem hükümet yanlısı hem muhalefet yanlısı troller bu ülkenin ahlakına, bu ülkenin onuruna, iktidara, muhalefete, millete zarar veriyor. O yüzden bütün videolarımda diyorum ki lütfen sizden rica ediyorum, sosyal medyada duyduğunuz her şeye inanmayın, itibar etmeyin. Yani Ekrem İmamoğlu ne demiş? Oradan bir cümle alıp da cımbızlayıp, sonundan bir cümle alıp da cımbızlayıp peş peşe getirince çok farklı anlamlar çıkabilir. Bu durum Erdoğan için de geçerli. Bu durum Kemal Kılıçdaroğlu için de geçerli. Bu durum Devlet Bahçeli ya da Mansur Yavaş ya da Meral Akşener için de geçerli. Hepimiz için geçerli arkadaşlar. Sizden ricam, sosyal medyada duyduğunuz her şeye inanmayın. Provokasyonlara alet olmayın. Daha doğrusu siyasetçilerin oyuncağı haline gelmeyin. Bakın çok net söylüyorum. Biz gördük, bu ülkede siyaset koltukta kalma sanatıdır. Koltukta kalma sanatı. Koltukta kalmak uğruna dün terör örgütü dediğinizde bugün masaya oturabilirsiniz. İşte o yüzden sizden ricam, takım tutar gibi parti tutmayın. Sizler size en iyi hizmet edecek olanı seçin. İdeolojileri çöpe atın. Bu ülkede
Bu ülkede kırılmaz denilen birçok fay hattı kırıldı Allah'a şükür. İşte başörtüsü meselesi, imam hatipler meselesi, Kürt meselesi, işte Alevi-Sünni çatışmaları, hepsi kırıldı Allah'a şükür. Böyle bir sorun yok. Bu ülkede bu manada ideolojik bir sorun kalmadı. Sorunun çözüm kaynağı da siyaset değil. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bu sorunun çözüm kaynağı siz ve biz. Bu ayrıştırmayı yapmadığımız sürece, birbirimize kardeş gözüyle baktığımız sürece, biz hepimiz birer Türk vatandaşıyız. Kürt de olsak, Laz da olsak, hangi dinden olursak olalım hiç fark etmez. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak Türk'üz. Türk kimliği, Türk üst kimliği altında biz, benim mesela bir tarafım Gürcü'dür. Bir tarafım Kırım Türk'ü. Yani siz bir tarafınız Mardin Kürt'ü olabilir ya da Suriyeli Arap olabilirsiniz. Önemli değil. Siz ve biz aynıyız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin birer neferiyiz, vatandaşıyız. Türk'üz. Biz burada buluşalım. Türkiye'nin adı Türkiye olmayabilirdi. Anadolu da olabilirdi. O zaman biz kendimize hepimiz Anadolu'luyuz derdik. Anadolu'yuz derdik. Adına Türkiye demişler, hepimiz Türk'üz. Bunun tartışması da olmaz zaten. Yani demem o ki, sizler ideolojik olarak bakmayın ne olur. Size en iyi hizmeti verecek olan kim? Yolunuzu, hastanede hizmeti, işte emekli maaşınız, insan gibi yaşama standartlarınız. Bunu size en iyi kim verebilecek? Kime inanıyorsanız ona oy verin. Oylarınızı lütfen takım tutar gibi parti tutup da vermeyin. Gördük. Siyaset eşittir koltukta kalma sanatı. Bu muhalefet için de geçerli, iktidar için de geçerli. Gördük. Dün terör örgütü deyip aşağıladığınız insanlarla masaya oturabiliyorsunuz. Değerli dostlar, bugünlük bu kadar. Allah gönlünüze göre versin. Allah şu sıkıntılı günlerimizi bir an önce def etsin, uzak etsin bizden. Güzel günler görelim.